Bencecik buradayız. Bir dakika sonra Şems Arslan bizlerle birlikte olacak ve cildimizle ilgili çok önemli bilgiler verecek. Evet efendim, Şems Arslan bizimle birlikte şu anda ve çok önemli bilgiler verecek. Bu arada söyleyeyim, çok hoş bir hanımsınız. Bir film aktrisi gibisiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten harikasınız. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi cildimize güzel bakmıyoruz biz, değil mi? Ya da cildimiz çok yıpranıyor bizim. Bu lekeler, çatlaklar, bunları nasıl halledeceğiz? Ne yapacağız biz şimdi? Şimdi cilt vücudumuzun en pahalı kıyafetidir. Böyle bir başlayalım, değil mi? İster saç derisi olsun, evet, ister yüzümüz, ister vücudumuz. Deriyi koruma kültürümüz, Allah'a çok şükür artık programlarla, yayınlarla, uzmanlarla, alışveriş merkezlerde bize anlatarak, sağ olsun bu programlar bu şekilde anlatarak bilgi vermeye başladık. Evet. Ama en çok sorulan sorulardan biri. Hanımlarımız da bu bilgileri çok dinliyorlar. Özellikle evet, sizin bilgilerinizden çok iyi faydalanıyorlar. Çok teşekkür Bunu ben ederim. Etraftan hep duyuyorum. Elinden evet, geleni yapıyorum. Çok soru geliyor, çok mesaj geliyor, çok yorum geliyor. Ben de o yorumları toplayarak arasından süzdüm. En önemlilerini bugün işlemek istiyorum ki her kadının, yani 10 kişiden bir kişi değil, hepsi 10 kişiden 10 kişiyi ilgilendiren konudan biri epilasyonlarımız. Evet. Bu epilasyon nedir? Şöyle burada bir böyle bir... Şimdi bunun bir şeyi ne merak ediyorlar biliyor musunuz? Bu cilt lekelerimizi azaltmakla ilgili sizin bir maskeniz varmış. Herkes bunu soruyorlar. Onu şimdi mutlaka hazırlayacağım ve yazacaklar. Hazırlanacak epilasyon maske. Epilasyon nedir? Evet. Jiletle uygulamalar epilasyondur. Evet. İple uygulamalar epilasyondur. Ağdayla uygulamalar epilasyondur. Tüy dökücü kremler, iğneli epilasyon, lazer, fito... Bunlar hepsi, onu yapıştırın ben böyle, tamam, görsünler. Bunun cilde zararı çok diyorsunuz değil Bunların mi? Bunların hepsini biz yaptığımızda bilinçsiz yapıyoruz. Bilinçsiz yaptığımız için... Çünkü ister iple olsun, ister ağda olsun, ister krem olsun, ister iğneli ve lazer evet, olsun. Önce de sonra korumak gerekiyor cildi. Ama hepimizde de kıl var, hepimizde de deri var, hepimiz biz onu temizliyoruz. Her kadın bunu ama yapıyor. Ama sonrasını düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Ne öncesini ne sonrasını. Gidim de kurtulayım ne olursa olsun. Ve ne oluyor? Yüzümüzde her bölgede bu işlem yapıldığı lekeler için... Lekeler oluyor. Leke, yanık, tahriş, kılcal damar, çatlamaları ki unutuyorlar ki derimizin altında... Bir de deri altında bir işlev var. Hı. Yani damarlarımız var, kılcal damarlarımız var. Ve en önemli yerlerden biri de bıyık üstüdür. Çok kadın muzarip. Şu kısmımız şu kısım. Yani. En evet, ince, en hassas, en fazla bulunan sinirler, noktalar. Ki biz bu bölüme ölümcül üçgen deriz. Buralar dokunulmaz. Ki biz orada makas da yapabiliyoruz, erkekler de yapıyor. Kılda çıkartıyoruz, bir sürü şeyle yapıyoruz. O farklı bir konu. Yani bunu unutmamamız gerekiyor. Ben bugün bunun neden bu kadar üç boyutlu yaptım ki? Aklınızda olsun ki o derinin altında kan dolaşımları, damarlar, onlarca hücreler, dokular, kaslar hepsi var. Siz bu türlü işlemler yapıldığınızda ister cilt olsun, ister çene, bıyık, ister vücut, ne olursa olsun hepsini tahriş ediyorsunuz. En güzeli, en modernisi epilasyonlarının önce ve sonra korumak altına almak zorundasınız. Uzmanları dinleyin. Ayrıca biz kendimiz arkadaşlarla evde kendim tembel oluyorum, yapmıyorum, gidiyorum bir hemen şurada bir ağda yapayım, şuradan çekeyim, şuradan çekeyim. Kıllar bunlar ama bakın nasıl oluyor. Bu kıllarımız, burada üç boyutluyla yapıyorum ki izleyin bakın. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Orası bir hafta sonra bir daha geldi. Çıkartıyorum, tahriş oluyor. Yine de dartıyorum, tartıyorum. Bu, ama bu devam ediyor. Ayol o kendinden nasıl geliyor, şok geçirdi. Nasıl? Çok bitiyor güzel mu? Bitmiyor. Harika. Arkası geliyor. Yine de arkasından çıkıyor. Ben çıkarttıkça, bakın çıkarttıkça delik oluşuyor. Bu yine evet, geldi. Ben yine onu tarttım. Yine tahriş ettim. Yine de bitmez bunlar. Doku yırtılıyor. Hı. Şuradaki gördüğünüz o kılcal damarlar, hı, o görünüm bıyık gibi kalıyor. Çenede de aynı şey. Kıl dönmeler olur. Bugünkü konuyu zaten o akta konuşmak, tamam ben alıyorum. Bir daha vermeyeyim. Tamam. Buyurun. Bugünkü evet, size anlatacağım o ki kıllarınızdan kurtulurken doğru kurtulun. Kurtulayım da bitsin değil. Cildinizi de koruyarak koruyarak yapın, bilinçli evet, yapın.
Bir, bir kere bunu evde yapmayın. Uzmanların yanında yapın. Bu çok önemli. İki, yaptığınızda akşam... Akşam yapın bunu. Epilasyona mı gidiyorsunuz? İğneli epilasyondan tut, lazerden tut, ağdadan tut veya evdeki krem. Bunlar hepsi yine söylüyorum. Bir epilasyonlardır. Bunları akşamları yapın ki yaptıktan sonra dışarı çıkmayasınız. Yapıyorsun, tahriş oldu, temizlendi, arındı, çıkıyorsunuz pırıl pırıl. Yine güneş, yine de tahriş, yine de egzoz, yine sigara, bir sürü yan etkiler ve bu. Bir de yapıyorlar, çıkıyorlar, hemen sigara da içiyorlar. Sigarayı içmeyin. Görmeyeyim sigara. Hepsi içmeyin. Bütün gözetler doldu. Cilde en büyük zarar sigara zaten. Yani. Şimdi lekeleri yok etmek için yok etmek maske. İçin bir maske hazırlayacağım ki herkes kullanabilir. Öyle bir tariftir ki şimdi bugün hemen dolabınızı açsanız tüm malzemeler bulunuyor. Ama öncelikle yüzünüzdeki ölü hücreyi bir gösterelim mi? Gösterelim. Bir çığlık atsınlar ki cildimizde neyle geziyoruz. Ben manikenlerimi hazırladım. Birinde yine de aynı şekilde... Üç boyutluğunu göstereceğim. Evet. Sonra beraber maskeyi hazırlayacağız. Tamam. Bakın cildimiz 28 gün aralıkla kendisini yeniliyor. Her gün yenilemez. 28 Ayda bir. Gün aralıkla. Yani eski deri gider. Nasıl yenilir. Yılan derisini değiştiriyor. Evet. Biz de 28 gün aralıkla eski derimizi atarız. Ki mutlaka da biliyorsunuz haftada bir değil de her gün. Çarşaflarımızı sirkeliyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz ki ölü hücre kalmasın. Derimiz kalmasın. Çünkü deri atıyoruz devamlı. Atmayınca... Gelin ben size bir şey göstereceğim. Bir saniye şunu birazcık ıslatayım. Sabun mu? Evet. Yapmayınca neler oluyor? Buyurun. Siz de bunu buyurun. Alayım. Temizlenmeyen bir cildi göstereceğim şu andaki. Arınmıyor, temizlenmiyor. Krem, gece kremi, gündüz kremi, işte dışarıdaki egzoz, güneş yanıkları, bir sürü şeyler. Ki siz onları siyah nokta olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Bakın. Nilgün Hanım gel yanıma şimdi. Geldim. Gözlerine inanamayacaksın. Ben bunu çarpmıştım. Bunu gösterdiğimde gözlerine inanamayacaksın. Ki biz böyle mi geziyoruz? Gerçekten de yüzümde benim bu kadar ölü hücre mi var? Kaç yaşındasınız? 55 yaşındayım. Ben şu anda 55 yıllık ölü hücreyi çıkartacağım. 55 yıllık yüzünüzde isim neydi? Nesime. Nesime. Ben şimdi 3 tane 5 tane Nesime çıkartacağım buradan. Bak şimdi göreceksiniz. Ve ondan sonra inanacaksınız ki bizim cildimiz sünger gibi. Şöyle. Ne şanslısınız Nesime Hanım. Teşekkür 55 ederim. Sene sonra 55 gün zamanlık cilt. Sağ olun. Şimdi olun, ölü deri gidiyor. Olacağım. Süper. Elimde dokunun elimde sabun. Normal sabun. Krema. Özel bir kremadır bunlar. Ama sabun gibi kıvamında. Evet. Şöyle bir yapayım ve bakın. Nilgün Hanım bak. Kiri görüyor musun? Bir daha yakından göstereyim ve biz bundan geziyoruz. Şimdi ben bunu evde nasıl yapabilirsiniz göstereceğim. Bu tamamen kabin tedavileridir. Peki biz de alıp kullanabiliyor muyuz bu? Alıp kullanabiliyorsunuz. Bu satılıyor mu yani? Evde nasıl kullanılır onu da söyleyeceğim şimdi. Ben alnınızda lekeler vardı şu anda. Şimdi lekelerin... bir gösterir misiniz aynı, kameraya? Aynen. Şöyle bir tut göstereyim neler dökülüyor. Resmen döküldü vallahi. Bundan gezilmez, bu yaşlandırır. Burası ölü hücre dediğimiz şey bizim cildimizi inanın ki 10 yaşlı gösteriyor. Peki bu ölü hücreyi sadece böyle mi temizleyebiliyoruz? Başka yöntemimiz var mı? Bir görsün ki şimdi göstereceğim. Şimdi bakın, kamera yaklaşabilir. Kanımın şu anda 3 ton rengi açıldı. Görüyor musunuz? Şurada. Alnındaki leke %20 de gitti. Aşağıya doğru bakması lazım. Kamera. Nasıl açıldı görüyor musunuz? Evet. Korkunç. Peeling yapacaksınız. İster... Ofiste, merkezlerde yaptırın. İsterseniz evde yaptırın. Evde nasıl yapacaksın? Nasıl bundan kurtulacaksınız? Onu göstereceğim. Hadi bakalım. Peki. Teşekkür ederim. Harika. Bunu neden gösterdim anlayasınız ki katman kirle katman, geziyorum. Katman, zaten bunu hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki sanki yüzümde benim bir katman var. Nasıl kurtulayım o ölü hücreden? Ne kadar da hamama gitseniz, ne kadar da kese yapsanız olmuyor. Beraber hazırlayalım. Beraber hazırlayalım. Bana da söyleyin. Beraber hazırlayalım. Ben alışkınım. Şuradan başlayacağım. Evet. Hatta problemli olan, lekeli olan hanımlar için hediye getirdim. Burada kaç tane? Burada verelim hanımlara. 13 kişiye ben hediye veriyorum bugün. Tamam. Hazırlıyorum. Bakın. Dozajlarını şimdi doğru size yapalım. Nasıl yardım edeyim söyleyin bana da. Şimdi.
Burada bizim kullanacağımız patates nişastası. Patates nişastası. Şimdi soru. Evet. Başka nişasta olur mu? Olur. Ama patates nişastası çok yoğun bir lift yaptığı için ve leke açtığı için en çok sevdiğim nişastalardan biridir. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu patates nişastasını nereden bulacaklar? Var her yerde var. Her yerde. Nişastası, buğday nişastası. Aktarlarda? Tabii her yerde var. Marketlerde bile var. Tabii marketlerde de var. Tabii. Zaten çorbalara patates nişastası alıp patates çorbası yapıyorlar ya. Evet. Ondan yapılır. Tamam. Buraya ben... 3 kaşık şimdi patates nişastası koyduk. Evet. Değil mi? 3 tatlı kaşığı. Koyduk. Evet. Ve onu amacımız... Bu türlü işlevlerden sonra lekelerimizi azaltmak. Gittiniz, yaptınız veya yapmadan önce diyelim. Yapmadan önce, 2 gün önce, epilasyon öncesi ki bunun içine yine söylüyorum. İğneli de giriyor, ağda da giriyor vesaire vesaire. Yapmadan, 2 gün önceden hücrelerinizi temizleyin, yüzünüzü temizleyin ki temiz yüze yapılsın bu işlevler ki ağda sıcak. Sıcak da bir de ne yapıyor? Kan dolaşımını da hızlandırıyor. Kan akımını da hızlandırıyor. Leke açmak için limon suyu. Hı. En güzeli. Bakın. Leke açmak için limon suyu koyuyoruz. Böyle, ne kadar koyuyoruz? Yazıyor. Ne kadar? Ne işte kadar? Bakın şu kıvama gelecek. Krema evet, haline krema gelecek. Krema haline gelecek kadar. Bunu karıştırıyorum limon ben. Limon suyu koyuyoruz. Çok hızlı yapılıyor ve çok pratik. Yapan evet. Hep yapmak isteyecek. O kadar güzeldir ki. Yani. Bir de kolay patates nişastası dediniz evet, değil mi? Evet, evet. Patatesle biz lekelerimizi açıyoruz. Hı hı. Bunu devamlı yapınca lekeler gidiyor mu yani? Aa çok güzel oluyor. Ya. Hem leke gidiyor hem süper. Hafif botoks oluyor. Hem canlanıyor. Gözenekler sıklaşıyor. Ayol. Gözenekler sıklaşıyor. Gözenekler ölü hücre sıklaşıyor. Arınıyor. Botoks etkisi yapıyormuş evet. Ayol bedava. Yani. Patates nişastası da biraz da içine limon suyu. Peki yani, ne kadar sıklıkla yapacağız bunu? Haftada 2 defa yeterli. Haftada 2 defa süper. Evet. Ama epilasyon öncesi 2 gün önceden yapalım. Yapalım. Hemen o günü yapmayalım. Zaten gidiyorsunuz şu anda bir işlev yapılacak. Deri hassastır. Hemen o günü yapmayın. Bir gün iki gün önceden yapılır. Hı. Buraya çok az bal koyacağım. Bal koyuyoruz. Bir çay kaşığı bal. Bir çay kaşığı da bal koyuyoruz. Burada dezenfekte edecek. Antibiyotik evet. Niyetine kullanıyorum. Evet. Buraya arındırma özelliği. En çok sevdiğim şey hayatta benim karbonatlı tuzdur. Bunları ikisini de hayatımdan hiç eksik etmem. Ki denize 3 ay giderim ve devamlı kendimi o tuzlu kumla... masaj yaparım, ovalarım, keselerim. Sizin cildiniz muhteşem zaten. Bebek yani gibi. İnanın ki pahalı kremlerle değil bunlar. Hayır tabii yani, ki. Kesin inanıyorum. Hepsi elimin altında. Elimin altında ama bilinçli ve gramajı doğru yapılan işle hiçbir şey arattırmıyor. En pahalı kremlere kesinlikle. Bile meydan okuyor. Şimdi karbonat mı koyuyoruz? Karbonat çok az koyuyorum. Çok az da karbonat koyduk içine. Ve çok az tuz koyuyorum. Çok az da tuz koyduk. Tuz o tırtıklı olduğu için iyi mi temizlesin diye? Dezenfekte etsin. Dezenfekte etsin. Lekeyi açsın. Bizim sivilce aknemiz olduğumuzda ne diyoruz? Tuzlu suyla yüzünü yıka. Denize hı. Götür çocuğu diyoruz evet. Ya. Orada ne oluyor? Hemen kuruyor. Kabuk veriyor. Yeni çıkan o 28 gün sonra yeni çıkan deriyi daha temiz çıkartıyor. Hı. Bu kadar. Başka şimdi bir kere daha şey tekrarlayalım. Yok. Hanımların kafası karışmış olabilir. Çok üstüne konuşuyoruz ya. Patates. Şimdi 3 tatlı kaşığı patates nişastası. Evet. İçine birazcık limonlu su. Yani şey haline gelsin, krema haline krema gelsin. Krema haline gelsin diye limonlu su. Evet. Aynı zamanda birazcık bir çay kaşığı bal. Doğru mu? Çok güzel. Dinlemişim. Birazcık karbonat, birazcık da tuz. Hepsini karıştırıyorsunuz. Eğer ki hı. Burada ben program öncesi hanımlarla konuştum. Kılcal damarlar ve beyaz tenlilerimiz çok. Bu da hı. Çok sevindiriyor. Çok sevindim. Çünkü beyaz teninizi koruyun. Hı. Asla o karalmayın. Esmerleşmeyin. Gerek yok. Beyaz tenlilerin derisi çok ince ve şifon gibi. Gördüm. Kılcal damarlar, hassas ciltler sizden ricam. Aynı o kadar da süt koyalım. Ha bir o kadar püf noktası. Evet. Hassas ciltleri olan birazcık da süt. Yani bal ısıtıcı özelliği olduğu hı. için kılcal damarlarımızı biraz daha ısıtıp da yüzeye çıkartmasın. Sütle bir çay kaşığı da biz orada o açığımızı kapattık. Anladım. Yapıyoruz ve çok güzel. Hassas ciltleri olan birazcık da süt koyuyor. En güzel kaplarınız. Kaplarınız çok güzel. Dolduruyorsunuz. Hı. Doldurup buzdolabına koyun. Ve bunu... Bitene kadar bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün bile kullanabiliyorsunuz. Doğal tarifte çok azdır biliyorsunuz müddet. Yani bir haftadan fazla bekletmiyoruz. Ama bunu bir aya yakın bekletebiliyorsunuz. Çünkü ekşimiyor, bozulmuyor. Kesinlikle. Buzdolabında kalıyor. Bu sizin için bir aylık. Tam bir ay size yetiyor. Veya
Veya, bir şey söyleyeceğim. Göz altları hariç bütün yüzümüze tabii, sürüyoruz. Tabii, tabii. Göz altımız sürdük, hariç. Şimdi kızımızla göstereceğim. Evet. Yüzümüze sürüyoruz. bekletiyoruz. 15 ile 20 dakika. Hı. Sonra yavaş yavaş onu elinizle kuruyor ve lapa lapa. Şu anda nasıl döküldü yüzünden, evet, o ölü hücreler. Akıttım ya böyle, kirler döküldü. Bu da dökülecek. Bu da dökülüyor ama tabii ki halı yıkar gibi de cildinizi yıpratmayın. Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle bazen merkeze geliyorlar, yüzünüzü yıkayın diyorum. Şimdi seansa başlayacağız. Al. Nasıl yüz yıkıyorlar? Hayretlere düşüyorum. Almış yıkıyor. Gerek yok. O kadar hırpalamaya gerek yok. Ve kabılarımızı doldurduk. Bakın benim buzdolabımda devamlı bu şekilde. Tam 12 tane. Küçük küçük dolduruyorum. Bir tanesini ben aldım. Kendime hediye. Ben şunu vereyim size. Hadi abi. Bu sizin olsun. Beni hatırlatın. Teşekkür ederim. Ay şişesi de çok 12 güzel. Tane şundan yapalım. Hmm. 12 tane. Evet. Ve haftada 2 defa veya 3 defa. Bir de dedim ya botoks, evet, etkisi olduğu için bunu rutin bir şekilde oturtturun. Kendinize 12. şişe bittikten sonra peki, aynada farkı görün. Etkisi derken yani yüz hafif geriliyor mu? Geriliyor. Ha, geriliyor. Ne güzel. Yukarı kaldırıyor. Yani sanki böyle estetik ameliyat yapmışsın. Ameliyatsız yüz germe diyelim buna. Diyelim. Değil mi? Aman ne güzel, ameliyatsız yüz germe, bir de üstelik neredeyse bedava yani. Böyle 12 tane yapıyorsunuz, evet, buzdolabına koyun. Haftada 2 defa, 3 defa açıyorsun. Daha küçük de yapabilirsin. Sürüyorsun ve kendini de takip ediyorsun. Biri bitti. Boşaldıkça kablarımızı, evet, yine peki, dolduruyoruz ve arkadaşlarınıza da hediye götürüyoruz. Şimdi götürüyorum. Görecek miyiz değişikliği? Yapalım. Hemen. Tamam. Hemen. Hemen gidiyorum yapmaya. Eldivenimi tamam. giyiyorum. Benim eldivenlerim burada. Siz o kadar güzelsiniz ki. Şimdi biz de hep doktor programına çıktığımız için böyle önlük. Ben dedim bugün size böyle önlüksüz çıktım geldiniz. İlk defa. Çok güzel geldiniz. Harikasınız. Bir tarzınız var. Ben onu çok sevdim. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Kadının güzelliği sadece makyaj değil. Yaptığı işle de ilgilidir biliyor musunuz? Yaptığı işle, başarısıyla, her şeyle. Hadi yapalım. Gittim ben tamam. yapmaya. Şimdi buranın versiyonunu bu arada sizi bir yıkayalım ve bakalım. Yeterli. Dedim ya 10 dakika yeterli. Bekliyoruz. Tamam. Yıkayalım. Gelsin bir bakalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Buyurun. Elinizden tutayım. Kayma. Evet, hanımefendi yardım etsin. Dümdüz gittiğiniz hazırladım. Zaman hazırladım. Şimdi sürdüğümde bana. Kıvamını göreceksiniz. Şey gibi böyle bir yapışkan yumurtanın akı gibi. Hı. Öyledir. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun siz. Sizin teşekkür isminiz ederim. Neydi? Nehir. Nehir Hanım. Nehir. Evet. Aa, benim en sevdiğim arkadaşım Nehir'cim. Adı Nehir. Nehir Erdoğan'a sevgilerimi yolluyorum buradan. Evet. Siz bana şimdi bir soru sordunuz içeride. Evet. Benim cildim nasıl? 29 yaşındayım dediniz. Cildim nasıl? Ben çok beğendim ama birazcık yer çekimi başlamış. 29 yaşın biraz daha erken beyaz tenli olduğunuz için. Bunu siz yapacaksınız 10 günde bir. Hı. Beyaz tenliler, hassas ciltler 10 günde bir ve süt. Unutmuyoruz tamam mı? Ben bunu süreceğim ve biz devam edene kadar sizin yüzünüzde bu kalsın, sonra biz bunu bir temizleyelim. Hafif bir sızlama. Ne kadar kalacak şimdi? Biz kendisini dinleyelim. Eğer hafif bir sızlama varsa. Tamam. Çünkü ilk defa doğal şeyler, maskeler her şekilde cevap verebilir. Kızarıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ama 5 ile 7 dakika arası ilk defa yaptığım için bekleyeceğim. Olursa hemen sizi yıkayacağım ve devamına bakacağız. Tamam. İyi misiniz? İyi. Şu anda bir şey yok. Yok. Hafif bir serinlik mi oluyor? Hafif bir yanma mı oluyor? Çekme genel. Oluyor. Ha, çek. Ama tabii ki tuz olduğu için hafif belki böyle bir kıdıklanma olabilir. Onu olduğunda bana söylüyorsunuz. Tamam. Tamam. Siz burada tadını çıkartın, biz de devam edelim. Tamam. Bu birinci tarifim olmazsa evet. olmazlardan. Epilasyona evet. gitmeden önce 2 gün önceden yapmanız gereken uygulamadır. Ki kıl dönmesi olmasın. Evet. Orada peki, temizlensin. Peki bittikten geldikten sonra da bir koruma gerekiyor mu? Şimdi gittik. Gittik. Bunu yaptık. Epilasyona gittik. Gittiğinizde döndük. Pırıl pırıl gidiyorsunuz. Hı. Yüzünüzü güzel bir şekilde organik bir sabunla yıkayın. Hı. Jölelerle yıkamayın. Hı. Sıvı sabunlarla yıkamayın. Organik bildiğin sabunla. Hı. Ki analarımız, anneannelerimiz sabunla güzelleşmiyor mu? Ay tabii canım. Kıyafetler pırıl pırıl. Yıkamıyor muydu? Benim babaannem 80 yaşındaydı. 83-85 yaşındaydı kadın. Pırıldı cildi. Hayrandım yani pembe beyaz böyle pırıl bir cilt. O sabunlarla falan yıkıyordu işte. İşte. Evet. Yani şimdi koruma altına alacağım sizi ama yine de söylüyorum. Bu türlü işlevlerde yanlış yapıldığında
çok telefon var. Çok hanımda da şu anda gördüm. Kılcal damar çatlamaları. O kılcal damar çatlıyor. Bir müddet sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra bakıyorsunuz ki leke oluşmuş. Ve gidiyorsunuz leke için. Lupa'dan baktığımda, yıllardır 23 senedir bu işi yapıyorum. Baktığımda deriyi açıyorum, gerdiriyorum. Leke yok. Kılcal damar o kadar orada birikmiş, tartmışsınız ki. Kılcal damar artık leke gibi orada görünüyor. Onun için de bir reçeteniz var mı? Şimdi. Kılcal damarları, kılcal damarlarını açmak için mi? Tedavi etmek için. Kılcal damarları azaltmak için. Kılcal damarların elastiyetini koruyup çatlamaması için. Doğrusu bu. Çatladığı zaman leke yapıyor çünkü. Ama olduysa da derhal uzmana gidiyorlar. Zaten bilinçli ellerde de yapılıyorsa bu türlü problemler de olmaz. Damarları kılcal damarlar ve bu şekilde ayaktaki damarlarımız, varizlerimiz, her şeyde elastiyetini sağlamak zorundayız. Ben bunu şu anda vereceğim tarifi devamlı kullanıyorum. Çünkü çok fazla lupa ile çalıştığım için, çok fazla işte bir araştırmacılığımız var, yazarlığımız var, dünya kadar iş var. Gözümün altı devamlı benim, eğer bakmazsam mor alıyor. Moralıyor. Hemen böyle bir yorgunluk geliyorum. Oluyor bende. Ve ben bunu bu şekilde koruyorum şu andaki kokteyle. Bu bir muhteşem bir kokteyl. Kokteylimin tarifi 2500 yıla dayalı. Pers kadınları, Hint kadınları, Tibet kadınları bunu aslında bunu kullanıyorlar ki pürüzsüz olsunlar. Ay çok heyecanlandım. Hepsi içindedir. Anladım. Herkese tavsiye ediyorum ki bu türlü kokteyl her gün ama her gün masada bulunsun, içsinler. Ki ismi de altın süt. Altın süt. Altın tarif. Hadi yapalım hemen. Eşittir altın süt. Süper. Ay heyecan yaptım şimdi ben. Bunları. Evet. Hemen kaldırayım. Tamam. Masamız temiz olsun. Ben süreyim mi acaba gidip hanımefendiye siz bunu yaparken? Olur. Bu şunu izle öyle git. Bunu izleyin. Peki, bu çok şey güzeldir. Tamam, bu çok güzel. Hayır orada boş kalmasın sürürsün. Ay, şey, bunu halledeceğim şimdi üçüncü tarifle. Tamam. Şimdi. Baharatların kraliçesi, baharatların en güzeli, en tatlısı, her şeyi, her şeyimizi güzelleştirir. Evet. Kumaşlarımızı bundan boyardık, saçlarımızı kınaya bunu katarız. Zerdeçal. 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 Kosmetikte bir numaradır. Bir numara. Üstüne yok, içinde kurkumin var. Bu kurkumin E vitamini de C vitamini daha önde gidiyor. O kadar damarlarımızı koruyor. Zerdeçal. Şimdi, zerdeçal. Süper. Ben bundan biraz alıyorum ve tarif veriyorum. Sağlık için çok faydalı olduğunu bilirim ama cilt için zerdeçalı ilk defa duydum. Sağlık için biliyordum. Damarlar için kullanıyoruz. Ha, damarlar için yüzümüzdeki, vücudumuzdaki kılcal bazıları burada kızarıyor. Hafif hassasiyetli alnı kızarıyor. Değil mi? Böyle bir krema hazırlayacağım. Evet. Bir bardak suyun içine. İki tatlı kaşığı kadar. Zerdeçal. Bu bile fazla. Şunu bozayım da daha küçük bir şey alacağım. Bir dakika. Şunu yapayım. O orada beklesin o başka bir şeye gider. Tamam. Zerdeçalımı koyuyorum. İki tatlı kaşığı kadar zerdeçalımı koyuyorum. Evet. Bir bardak su bunu alacak mı? Hayır. Daha böyle şey yapacağım. Anladım. Şu kadar yeterli. Evet. Kıvamını göstereyim. Kimin bardağı çay bardağı, kimi su bardağı ama çay bardağı yeterli. Çay bardağı. Bence. Ve bunu karıştırıyorum. Evet. Karıştıracağım. Hiçbir tane içinde lapa lapa böyle şey kalmasın. Hepsi ezilecek. Eziliyor. Bakın şu. Ki bundan işte yogacıların tüm kıyafetleri bundan boyanıyor. Organiktir. Bu organik boyadır. Evet. Biliyorsunuz oranj rengini çok seviyorlar. Güneşi andırdığı için. Oranj renginizi. Ruha iyi gelir. Ruha iyi gelir. Evet. Renk. Hayattır, güneştir. Açılıştır. Ruhumuzu gençleştiren renk. Evet. Şimdi. Hindistan'da da bu evlere konuyormuş bu baharat. Yemeklerine koyarmış Hintliler. Kansere yakalanmamak için doğru mudur? Tabii ki. Tabii. Evet. Ya şey bilmiyorum görüyor musunuz o alnında o var. Ellerinde kınalarda. Hepsinin içinde zerdeçal var. Zerdeçal. Rızkı bereket. Kur'an-ı Kerim'de de bu hakta konuşuluyor. Peki kansere karşı da. Tabii canım. Çok yüksek antioksidanttır. Çok önemli. Zerdeçal hepimizin elinde bulunması gerekiyor o zaman. Hepimiz. Bu kremayı hazırlayacaksınız. Bir krema tabii gibi burada yaptım. Burada yapamayacağım ama gösteriyorum. Bu kremayı yapıp koyuyorsunuz ocağa. Ocağa koyuyoruz. Bu koyuluyor ocağa. 5 ile 7 dakika arası yavaş yavaş bu karıştırılıyor. Evet. Siz karıştırın. Ocağı ben açmıyorum. Siz evde bunu ocakta yapıyorsunuz. Karıştırıyoruz. Karıştırdığınızda çok güzel bir aynı şekilde bir macun krem şanti gibi diyelim. Krem şanti gibi. Alındı.
ağzını kapatıp kaldırıyorsunuz buzdolabına. Tamam. Çok da kolay. İki tatlı kaşığı zerdeçal, birazcık su. Suyla karıştırıyorsunuz. 5 ile 7 dakika arası bunu karıştırıp kaba koyuyorsunuz. Cam bir kaba koyun ve kaldırın buzdolabına. Sabahları ki yine söylüyorum, epilasyonlardan sonra eğer ki kılcal damarlar, ağrılar açılmış, evet, yüzümüzde kılcal damar patlaması var. Kılcal damarlarımızı güçlendiren, elastiyetini güçlendiren bir kokteyldir bu. Her sabah yapabileceğiniz bir şey. Sütün içine bir bardak süt. Ha, bir bardak sütün içine bunu karıştırıyoruz. Buzdolabından çıkarttım, bu gitti buzdolabında duruyor. Bunu biz her şimdi sabah, ocakta yaptık iyicene, ısıttık. Krem halinde. Krem halinde yaptık, buzdolabına koyduk. Koyduk. Sabahları evet, bir bardak sütün içine yarım çay kaşığı koyuyorsun ve bal koyuyorsunuz. Ha, yine bal koyuyoruz. Bal bende olmazsa olmazlardan. Olmaz. Evet. Evet. Bal yani her şey, her derde deva. Evet, karıştırıyoruz. Karıştırıyorsunuz. Ilık süt olsun. Ne soğuk ne sıcak. Hı. Çünkü sıcak içtiğimizde rahatsız ediyor bizi, biliyorsunuz. Soğuk içtiğimizde gaz yapıyor. Her şeyin ılığı, vücudumuz evet, 36 derece. Aldığımızda 36 derece. Vücut sarsılmasın. Sıcak boğazda hasar varken de rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Çok soğuk ve vücut, çok sıcak. Kılık her şey. Yani ses o zaman içinde. Çünkü içerideki organlarımız anlamıyor. Sen bana ne veriyorsun, neden veriyorsun, bu ne biçim temperatur, ne biçim dereceler. Organı bana sinirlendirmemek. Sinirlendirmeyelim. Yani. Evet. Onlarla dostluk yapalım. Mülayim mülayim gidelim, hiç sinirlenmeyelim. Evet. Bunu bir bardak sabahları için. Kolay. Çok kolay. Damarları güçlendiriyor. Kılcal damarların elastiyetini sağlıyor. Ki var olanı tedavi eder mi? Hafif gömme işi yapar. Hafif gömme işi yapar. Elastiyetini sağladıktan sonra orada elektrotitler, kanlarımız daha böyle tıkanarak değil de damarlardan daha hızlı gidecek. Ama kılcal damar önleyici kremler kullanıyoruz. Yaptığımızda doğru kullanıyoruz. Ağda yapanlar özellikle sıcak olduğu için, bakın sıcak değiyor nerede olursa olsun. O sıcak zaten kan dolaşımını hızlandırdı. Bir de çekiveriyoruz. Doku da darbe aldı. Sıcaktan da kızardım. Bir de üstüne çıktım dışarıya. Oldu, bitti. İyice. Bitti. Tabii. Hayatım boyunca sonra kurtulabilmeyeceğiniz lekeler sizi kötü gösteriyor. Çevrede psikolojiniz bozuluyor ki bıyık mı nedir o. Ve kurtulamıyorsun ama kıl yine de devam ediyor. Siz yine çekiyorsunuz, yine devam ediyor. Yani hanımlar, burası bizim kimliğimiz. Bizi memnun eden, her gün aynanın karşısına geçiyoruz ve her gün orada bakıyoruz, nerem bir şey mi oldu, değişti mi, gözümün altında ödem mi oldu acaba? Aynaya bakarak anlıyoruz değil mi? Eğer biraz gözümün içi sarıysa acaba ben karaciğerimde bir şey mi var? Yüzümde kılcal damar, acaba kalbimde mi? Yani yüz kimliktir. Burasını çok iyi koruyacaksınız. Kısa bir ara veriyoruz. Bundan sonra bize kıl dönmesiyle ilgili evet, değil mi, bir reçetemiz var. Aynen, sabun hazırlayacağız. Çok kısa sabun hazırlayacağız. Çok kısa bir aradan sonra geliyoruz hemen. Ayrılmayın sakın bizden. Şems Hanım, şimdi kıl dönmesini önleyen maske yapacağız değil mi? Kıl dönmesini önleyen, kılı hatta ve hatta dezenfekte edip geri çıkartan, yardımcı olan ki siz orada iğneyle oynamayasınız. Tamam, kendi kendine çıksın. Kanatmayasınız. Tamam. Evet, sıvı sabun hazırlayacağız. Her sabah veya akşam kullanıyoruz, sabunsuz hayatımız yok. Hı. Bu size özel, has bu problemler için özel bir sabundur. Hı. Şimdi bir kolonyamızı alıyoruz. Bir çay bardağı kolonya. Bir çay bardağı kolonya. Niye? Çünkü kıl dönmesini biz oynadığımızda kanatıyoruz. Limon kolonyası mı? Limon kolonyası. Hı. Bu da dezenfekte yapacağız. Antiseptik. Evet. Tamam. Mutlaka oksijen niyetine maden suyu. Hı. O ne kadar? Aynı o kadar da. Bir çay bardağı. Bir çay bardağı maden suyu, bir çay bardağı kolonya. 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 Evet. Evet. Hazırlıyoruz. Hı. Ve şöyle bir kabınızı alıyorsunuz. Tonik sıvı sabun diyeceğiz biz buna. Çok güzel, muhteşemdir. Kızım da benim silici akne için de kullanıyor evet, bunu. Kaç yaşında? Hep yaparım ona. 14 yaşında. 14 yaşında. Tam zamanı. Her işte sabah onu kalkıyor. Önce sevmiyordu, istemiyordu ama geçtikçe alıştı. Alıştı ve hoşuna gitti. Ve hoşuna gitti. Tabii. Koyduk. İçine salatalık. Neden salatalık? Çünkü gliserin. Hakiki gliserin. Hı. Gliserin nemlendirici olacak. Hep cildimizi kurutmayacağız. Çünkü burada kolonya var. Kurutur. Burası doğal nemlendirici diyorum. Ki bu burada. Evet. 24 saat sonra olağanüstü bir nemlendirici ve kokusuyla bizi bayıltıyor. Çok güzeldir. Çok güzel. Salatalığımı koydum. Evet. Karbonat mı koyuyoruz? Mutlaka. Size?
karbonat koyuyorum. Karbonat sayat yok galiba bu cilt sorunları için. Çok cilt dikkatli için. Olacaksınız tahriş olmasın. Tahriş olmaması için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bazıları direkt balla karıştırıp sürüyorlar, yoğurtla karıştırıp sürüyorlar ve acayip yanıklar çıkıyor. Yani doğal tarifler diğer tariflerden çok daha dikkatli olmalı. Çünkü diğer ürünlerde hazır ürünler kendisini garanti altına almış. Hı. Ama bunlar almamış. Hı. Cilde göre hazırlamalı ve uzmanla konuşmalı. Kolonya karbonatı koyuyorum. Kafanıza göre koymayın yani karbonatı. Evet. Ne olur ne olmaz. Evet. Yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı. Hassas ciltler biraz daha az. Hı. Yağlı ciltler bir çay kaşığı. Cilde göre. Yağlıysa bir çay kaşığı. Evet. Hassassa en azı. En azı. Tamam. Ve sıvı sabun istedikleri hangisi varsa köpük oluşsun diye tamamen köpük niyetine. Köpük niyetine. Çünkü sonuçta siz aslında öbür sabunu istiyorsunuz. Doğal sabun doğal diyorsunuz sabunu. Ama burada köpük çeşit olması çeşit doğal. Kükürtlü sabun var, katranlı ardınç var, bıttım var, papatya var. Yani doğal sabunlar biraz daha bize acıyorlar. Hı. Daha acıyorlar bize, daha çok seviyorlar. Daha dikkatli davranıyorlar evet, doğal dikkat. Sabunlar. Evet. Şimdi köpük olsun diye sıvı sabun koyuyoruz. O da doğaldır. Evet. Ondan sonra bakın hazırladım. Bu hazırlanmış. Evet. 2 gün önce hazırladım. Bu benim kızımın. Hemen aldım, kaptım, geldim. Harika. Bunu yüzüne sürdüğün zaman kızınız akneler içinde mi iyi geliyor? Lekeler, akneler, siyah noktalar ama ayrıca kıl dönmesi, onlardan kalan yaralar. Onlara da faydası evet, var. Evet. Yaptınız, epilasyonunuzu yaptınız, geldiniz. Artık yarın sabah bunu yapabiliyorsunuz. Sabah, öğle ve akşam. Sabah, öğle ve akşam. Ve bakacaksınız ki hem yara kurudu hem kıl dışarı attı. Mıknatıs gibi. Rahatladınız. Rahatladınız. Ondan sonra. Ondan sonra o kılı oradan çıkartabilirsiniz. Ve yine de devamlı bunu ben böyle pansuman yapıyorum. Kendi bunu başına kurusun. Durulamıyorum. Bunu nasıl sürüyorlar? Aynı sizin yaptığınız tabii, tabii. Gibi böyle, böyle tampon yaparak mı sürüyorlar? Tampon yaparak sürüyoruz. Evet. Bakın kokusuna. Muhteşem bir koku. Harika bir koku. Salatalığın bütün şeyi kokusu yani. Çıkmış. İçesi geliyor onda. Evet. Böyle sabahları bunu evet. Yapın. İşe giden hanımlar yapsın. Yemeğini yedi, kıyafetini sivilcelere giydi. Sivilcelere de iyi geliyor. Evet. Bakın bitti. İyi. Yemeğiniz bitti, kıyafetlerinizi giydiniz. Gidin suyla yüzünü sonra yıka. Kalmasın. Sonuçta karbonat var, kolonya var. Dezenfekte peki, için 10 dakika 15 dakika. Yüz için mi? Yüz, vücut, spreylere koysunlar vücuduna, tamam. Koltuk altı fark etmiyor. Her nerede yer. Epilasyon yapılıyorsa her yere uygun. Evet. Burası bizim sıvı sabunumuz, hazırladık bakın. Hı. Buraya tabii ki siz de ben dozaj söyledim ama siz onu bir çay bardağı dedimse siz bir su bardağı götürüyorsunuz. Kabınıza göre dolduruyorsunuz. Burası bunun bu sarı rengi salatalıktan dolayı. 2 gün evet. Beklemiş. Çok da iki, güzel kokusu salatalık var da çıkıyor. Seyirciler harika. Bir hafta bekletebiliyoruz. Evet. Bir hafta sonra bu ekşimeye başlıyor. O yüzden bir hafta içinde bitirin tüketmeniz bunu. Tüketmeniz lazım. Ay, yan etkisi var mı? Ekşidi ben sakladım. Ekşidi bu sorular geliyor. Hiçbir yan etkisi yok ama kızarmış ciltler, kılcal damarlı ciltlerde kızarma çok fazla olur. Biraz daha tahriş olur. Bir hafta yeter. Zaten kalmıyor bir haftaya. Peki şimdi dördüncüde ne var? Dördüncüde şu resmi alacağım. Tamam. Hızlıca göstereyim. Şimdi biz bunları yapıyoruz. Dikeyim mi şöyle resmi? Şöyle tutalım. Hı. Bizim yüzümüzde şu anda ben gösterdim. Burada ölü hücre var. Hı. İşte bizim görmediğimiz bu ölü hücrelerimiz. Bu. Biraz aşağı indirelim ki. Görünüyor mu? Görebiliyor musunuz? Evet. Bu kadar bizim burada ölü hücremiz var. Her 28 gün boyunca biraz daha geliyor. Hı. Her 28 gün boyunca biraz daha pasta gibi doluyor. Ne oluyor? İşte çıktı benim çizgilerim. Çizgiler oluşmaya başladı. Yüz taşıyamıyor bu kadar yükü. Ne kadar yük taşısın? Krem, sabun. Yani şu, krem sürdükçe daha da yapışıyor. Daha da yapışıyor. Vücudumuzun kendisini de salgıladığı o ter var. Ter bezlerimiz çalışıyor. Nemlendiricimiz var, doğal nemlendiricimiz. O kendimize diyoruz ya yüzüm biraz yağlı. Hı. Dıştan da içeriden de ne oluyor bir pasta. Birikim yapıyor. Birikiyor, birikim çıkıyor benim kırışlarım. Evet. Bir de üstüne eğer ki biz burada bir sürü epilasyon yaptık, ağdalar yaptık, ne evet. Yaptıksa önlem almazsanız yüzünüz sarkıyor. Bacak sarkıyor. Koltuk ama. Altım sarkıyor. Cilt doku yaşlanıyor. Ya, cilt yaşlandı. Çünkü devamlı siz onu böyle tartıyorsunuz. Şimdi cildi gençleştireceğiz. Ben bunu şimdi bu işlemi yapmak için, evet. Şunları temizlemek için ve cildi toparlamak için sıklaştırıcı
yıkama buzu vereceğim ki o buzları zaten Hollywood yıldızları sabah akşam yapıyor. Suyla yıkamıyorlar yüzünü. Sabah akşam yapıyormuş. O suyla zaman hiç yıkamıyorlar. Bunu hepimiz ya sütle yapalım. Yıkıyorlar. Hı. Keçi sütüyle. Ya sütle ya maden suyuyla ya da buzlarla. Buz da zaten hayatları onların. Sabah mutlaka buzdan normal, çıkar. Normal buzdolabındaki buzlarla. Evet, yani bakın, içine bir şey koymadan. Şimdi ona ben bu buzu anlatacağım. Rengi. Şimdi anlatalım onu. Yoğun toparlayıcı bu. Antiseptik, temizleyici. Sarkmaları. Sarkmalar. Hemen gözenek, kırışıklıklar. Hı. Bir de bunun için size çok güzel bir tarif vereyim. Maydanozu, ki maydanoz bir numaradır leke gidericide. Bunu artık biliyoruz. Maydanozu ya kuru meyve sıkacaktan sıkıyoruz ya da ki iyice rendeliyoruz. Koyuyoruz kaba. Böyle koyduk. Üstüne meyve suyu. Hep diyoruz ya meyve asitli tedavi. Yani meyve asitli portakal, tedavi. Portakal, mandalina, vişne, elma, çilek ne olursa. Ne varsa. Hı. Yani asit. Maydanozun üstü. Doğal asit. Gabriel duyuyor bu musun sen de bunları? Biraz sonra yemek yapacağız onunla da. Çünkü meyve suyunu hangisi varsa elinizin altında. Hı. Maydanozun üstüne ekledim. Ekledikten sonra o buzla yüzünüzü temizleyeceksiniz ya biraz. Hı. Daha böyle zaten artık o buz yaparken biz istek dışı haberimiz olmadan masaj yapıyoruz cildimize. Hı. Orada bir masaj yapıldı. Hı. Daha efektif, daha güzel olması için mısır nişastası. Dokunun biraz daha pütürlü. Diğer nişastalara benzemiyor. Evet, birazcık pütürlü. 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 Doğru. Pütürlü olduğu için akupunktur işlemi yapıyor diyeyim ben. Hı. Akupunktur, vurur, uyarıcı bir işlev yaptığı için kattım hepsini. Çarkaladım. Şimdi kadınlar ve en çok buna meraklılar. Toparlayıcı ya. En evet. Çok bu önemli şimdi. Ben merkezde de bunu yapıyorum. Son işlev artık. Cilt bakımı yaptık. Evet. Bitirdik. Hemen söylüyorum. Hadi kalkıyorsunuz. Yüzünüzü buzla yıkayacağım. Yıkadığımda Şems Hanım bu ne? İşte diyorum böyle böyle. Benim hanımlarım hemen hemen hepsi buz kullanıyor. Hepsi de böyle hanımlar. Gördüm vallahi. Kullanıyoruz. Ama buz terapisinden sonra dışarı 2 saat sonra çıkabiliyorsunuz. Ve koruma altına alıyoruz. He, çünkü kurur. Kış geliyor. Havalar soğuk. Buz biraz daha kurutabilir, hassas yapabilir. Bütün işlemler cilt bakımında, vücut bakımında dışarı çıkmadan 2-3 saat önce veya en sağlamı, en gece, böyle akşam, akşam yapayım. En güzeli, güzel, evdesiniz. Ve gideyim yapayım, mimik yapmıyorum, temiz kalıyor yüzüm. Evet. Ve böyle döküyorsunuz. Benim burada bir tane de böyle döktüm. Ama posasını bir tane böyle yaptım ki bunu da bazen kremlere katıyorum. Yapabilirsiniz. Evet. Böyle bir buz alınıyor. Tabii burada bekleyince biraz yumuşamış. Tamam. Evet. Onu buzluğun içine koyuyorsunuz ve buzdolabına veriyorsunuz. Buzdolabına koydunuz. Her sabah veya akşam, akşam tabii ki daha güzeldir. Bundan yüzünüzü yıkayın. Nemlendirici sürün. Bunun içindeki bu üçlü mucize gerçekten de cildi toparlıyor. Süper. Peki akşam yaptığımız zaman da gündüz yaptığımız zaman da faydası aynı mı bunun? Hani gece yatıyoruz çok ya. Çok hanımlar izleyen bizi hanımlar ev hanımlarıdır. Bir yere çıkmıyorlar. He. Bir de iki de üç de. O yüzden sabah da yapabilirler ama iş kadınları bunu akşam yapsınlar. Akşam çünkü direkt dışarı çıkıyorlar. Ertesi günde yine o toparlanmış bir şekilde devam ediyor. Ama ne kadar süresi bu şöyle toparlanmanın? Bugün burada verdiğim tüm terapiler, evet, maskeler, doğal tarifler, muntazamlığını ister. Neden orada size 12 tane krem gösterdim ki kendinize alıştırasınız. Yani bu bir defa yaptım aman yarın yapmayayım. Yan gel otur olmaz. Evet. Bunu devamlı zaten farkını görmedim. Tabii. Yaptım hiçbir fark yok. Bir defayla sonuçta bu ameliyat değil. Estetik ameliyatı değil. Sizin evinizde elinizin altında bulunan en güzel malzemedir. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar sağlıklı olur. O kadar da cildiniz istediğiniz gibi olur. Yani evde yapacağınız uygulamalar bir kurallardan biri. Doğru dozaj olacak ki cildinize tahriş yapmasın. Ki arıyorlar diyorlar yaptık. Bazen kızartı oldu, kaşıntı oldu, yandı. Dozajları dikkatli kullanın. 2. Akşamları uygulaması. 3. Muntazamlık. Disiplin. O kadar. Saç bakımı da aynı şekilde. Saçta da eğer biz bir kere saç bakımı yaparız, sonra yaparız. Saç çıkar mı? Çıkmaz. Hayır. En azından sürekli devamlı yapmak gerekiyor. 6 ay arası. Hep tabii diyorum 3 ile 6 ay arası. 12 kür. 12 kür çok önemli çünkü cilt artık toparlanmasını yapmaya başlıyor. Ve 28 günü de unutmayalım ki 28 gün içinde eski deri gidiyor. Biz ona göre kendimizi hazırlayalım ki bakayım 28 gün sonra cildim nasıl bakalım olacak. Bakalım ne olacak. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Şems Aslan. Çok harikasınız. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ama hep sizi bekliyorum. Daha kim bilir neler var, ne bilgiler çok var. Çok teşekkür ederim.
Çok pozitif enerjiniz var. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel dinleyicisiniz. Çok teşekkür. Çok güler yüzünüz var. Her zaman başım gözüm üstüne. Çok teşekkür. Başım gözüm üstüne. Aynı şekilde benim de. Teşekkür ederim. Sizi bekliyorum. Sağ olun. Efendim ben Gabriel'in yanına gidiyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Buyurun. Önce siz.